İmamoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı hakaret soruşturması açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin 35. olağan kurultayında konuşmasında sarf ettiği ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Dün yine bize sataşmış. Şimdi ben yine Sayın Erdoğan'ı hatırlatıyorum. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın, bunun hesabını vereceksin. Ya adam gibi tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Tarafsızlığını korumazsan sana her gün, her dakika, her saniye namus ve şeref kavramını sana hatırlatacağım. Namus ve şeref kavramı. Bu sözleri sarf eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı hakaret soruşturması başlatıldı. Sen bu yemini niye ettin? Bütün milletin önünde yemin ettin. Namusum ve şerefim üzerine tarafsız davranacağım diye. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin hafta sonu gerçekleştirilen 35. olağan kurultayındaki konuşmasında sarf ettiği diktatör bozuntusu ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçundan soruşturma başlattı. Dindar geçiniyorsun. Dindar geçiniyor. Basında çıkan haberler üzerine Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral tarafından başlatılan soruşturma, TCK'nın Cumhurbaşkanlığı hakaret başlıklı 299. maddesi kapsamında açıldı. Kavramı çok önemlidir. Sen namus ve şerefini çöp sepetine atabilir misin? Maddede Cumhurbaşkanlığı hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza 6'da 1 oranında artırılır deniliyor. Ben de cevabını veririm, takdir millete aittir. Ama soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu'na gönderilmesi bekleniyor. Birisi tarafsızlığını bozarsa ona namus ve şerefin ne olduğunu ben hatırlatacağım. Türkiye'miz dünyanın en güzel ülkesi.